Türkiye'de sağlık. Attığınız her adımda sizi medeniyetler arası yolculuklara çıkartan, adeta bir masal diyarı olan İstanbul şehrine sahip olan Türkiye'de hem tedavi hem de tatil imkanı bulabilirsiniz. Dünya sağlık için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de GCI akreditasyona sahip birçok hastane ve sağlık kurumu mevcut. Uluslararası düzeyde uzmanlaşmış nitelikli doktorlara sahip olan, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı bulunan Türkiye, dünyanın sağlık merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Onkolojiden kadın hastalığına, estetik cerrahiden saç ekimine, obeziteden ortopediye ve tüp bebek tedavilerinden kalp damar cerrahisine kadar verilen özel sağlık hizmetlerinin kalitesi sayesinde dünyanın sağlık merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Çin ve ABD gibi birçok ülkeden gelen hastaların ilk tercihleri arasında olan Türkiye, hastaların tedavi süreçlerine pozitif başlamalarındaki ilk adımı sağlıyor. Türkiye, tedavi planı yapanlar için cazip bir sağlık merkezi üssüdür. Tatil ve medikal turizm hizmetini bir arada sunan kültürel bir yapıda olması, Türkiye'nin birçok dünya ülkesine göre daha avantajlı bir konumda bulunmasını sağlıyor. Bu nedenle dünya ülkeleri bu tercihleriyle Türkiye'yi sağlık turizminde dünyada ilk 5 dünya ülkesi arasına sokmaktadır. Türkiye medikal turizmde son 10 yılda çok önemli aşamalar kaydetti. Bu aşamaların temel nedeni ülkemizdeki hekimlerin ve sağlık sisteminin uluslararası standartlara ulaşmasından kaynaklanıyor. Ameliyathanelerde çok özel havalandırma sistemleri kullanıyoruz. Ve hastanın tedavisinin çok kısa zamanda gerçekleşip 3. günde hastayı yürüyerek taburcu edebiliyoruz. Oteline gidiyor, bir hafta sonra tekrar kontrol ediyoruz ve ülkesine geri dönme izni verebiliyoruz. Tüm Türkiye bu işi aynen bu karakterde yapıyor. Hem en iyisi ve hem de en ekonomik yöntemleri tercih ediyoruz. GCI kuruluşu ülkemizde hastaneleri A'dan Z'ye denetliyor ve bu denetimleri her 3 yılda bir tekrarlayarak hastanenin giderek daha mükemmel olmasını sağlayabiliyor. Bir hasta herhangi bir rahatsızlığını tedavisi için yurt dışında bir tedavi merkezi arıyorsa bize geldiklerinde prosedür şöyle gelişiyor. Hastalarımız daha önce kontak kurmuştuk, bütün bilgi alışverişlerinde bulunmuştuk ve hastanın artık nasıl bir tedavi olacağını yazılı olarak kendilerine bildirmiştik. Biz bu aşamadan sonra hastamızı havalimanında karşılıyoruz ve hastayı tekrar havalimanına gönderinceye kadar hemen her aşamasını, hemen her saniyesini dilerlerse bizimle geçirebilecekleri bir program hazırlıyoruz. Bu programın bir kısmı tabii ki medikal program, bir kısmı da dilerlerse turistik program. Kendi dilini konuşan tercümanların nezaretinde bu işi gerçekleştiriyoruz. Sanki kendi refakatçisi gibi hastanın her aşamasında, her anında yanında oluyorlar. Hastayı karşılıyoruz ve tekrar hastayı evine yolcu edinceye kadar tüm aşamaları birlikte kaydediyoruz. Örnek olarak bir protez cerrahisini başka bir yerde bir haftada taburcu edilirken biz 4. günde hastamızı taburcu edebiliyoruz. Hem de yürüyerek. Fizik tedavi demek bir hastanın tedavisinde fiziksel ajanlar kullanmak demek. Rehabilitasyon ise hastanın kaybolan bir fonksiyonunu ona tekrar kazandırmak. Örneğin bu uygulamalar en çok tercih ettiğimiz alanlardan bir tanesi paraplejik ve hemiplejik dediğimiz felçler. Hemiplejik özellikle bir tansiyon veya bir damar tıkanıklığı nedeniyle insanın bir kol ve bacağının yeterince fonksiyon göstermemesi. Ama paraplejik ise genellikle bir travma, bir düşme, çarpma, kaza sonrası bazen bir tümöral nedenle ortaya çıkan bacakların artık fonksiyon göstermemesi. Robotik rehabilitasyon, hastanın kaybolan fonksiyonlarını bir robot yardımıyla tekrar standartlarda yürümesini sağlamak. Özel bir cihaza çıkarak yürümenin bütün aşamalarını makine hiç yürüme yetisi olmayan, bunları kaybetmiş bir insana bunları tek tek yaptırabiliyor. Yürüyor, koşuyor,
merdiven çıkıyor veya iniyor. Bütün bunları yaparken sanal olarak karşısında bir ekranda da hareketlerin tüm aşamasını görüyor. Böylece sanki hiç daha yürüyememiş bir insanın sokaklarda, yollarda, merdivenlerde kısaca hayatın içerisinde yürümesini sanallaştırmış bir yöntemle robotik rehabilitasyonda gerçekleştiriyoruz. Bu robotik rehabilitasyon çabalarından sonra kişinin eğer daima yürümesinde bir fonksiyon eksikliği kalacaksa o zaman giyilebilen robot dediğimiz bir üst teknoloji işlem yapıyoruz. Bu kişinin üzerine giydirilen özel bataryalarla çalışan ve sadece bir rehabilitasyon merkezinde değil artık hayatın her alanında kullanabileceği bir cihazla kişiyi yaşama daha hızlı geri döndürülmesini sağlayabiliyoruz. Hidroterapi havuzun içerisinde dışarıda yapılması zor olan hareketlerin özel hidroterapistler tarafından havuzun içerisinde yapılan tedavilerle pekiştirilmesi söz konusu. Bir turizm cenneti ülkemiz. Dolayısıyla tedavisi kısa süren, bunu da daha ekonomik olarak halletmiş bir insan tedavisi bittikten sonra kalan zamanında isterse tatil beldelerinde tamamlayıp ülkesine geri dönebilir.